19'un en çok etkilendiği sektörlerden biri servis araçları. Neden? Yüz yüze eğitim ara verildi. Servisler kontak kapattı ve birçok sorunu da yaşıyorlar. Hangi sorunları yaşıyorlar? Beklentileri nelerdi? Bir İzmir'e gidelim. Özgür Doğu Saymaz'ın yanında değerli bir konuğum var. İzmir Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Sayın Hasan Basri Bostancı'ya sözü bırakalım. Özgür size. Hoş geldiniz öncelikle ve söz sizde. Bekliyoruz Şey değerlendirmelerinizi. yapmaya, maske takmaya gerek yok değil mi? Yok. Teşekkür ediyorum Yeşim Er Yılmaz. Biliyorsunuz kanalımızda pandemi sürecinde toplum sağlığını ilgilendiren çok önemli haberler ve yayınlar yapıyoruz. Fakat bunun yanında pandemiyle beraber kısıtlamaların gelmesiyle zor durumlar yaşayan esnafın da sesi olmaya devam ediyoruz. İşte o zor durumları yaşayan sektörlerden biri servis araçları esnafı ve sektörü. Şimdi biz bu sıkıntılar neler? Online eğitim. Biz bu konuyu Hasan Bahçe Bostancı İzmir Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı ile konuşacağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Çok dertliyiz. Bir defa şunu altını çizmek istiyorum. Bir yetkililere belirtmek istiyorum. Servis esnafı bu pandemi sürecinde en fazla etkilenen, sıkıntı yaşayan tek esnaf servis esnafı. Diğer sektörlerde sıkıntı yaşadı. Dünyada sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor. Ama okul servis taşımacılar bile... Sektörlerde sıkıntı yaşadı. Dünyada sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor. Ama okul servis taşımacılar bir nevi tıp oldu. Yani yaklaşık 8 ay ve yıl sonuna kadar baktığımız zaman 10 aydan beri araçlarımız çalışmamış olacak. Dolayısıyla burada yalnız İzmir'ine baktığımız zaman 7000'i geçkin servis aracı şu anda işsiz boşta ve iş beklemede. Yani araçlarımızın altında ot çıkmaya başladı. Ve esnaf şu anda perişan, evine yemek değil, ekmek götürecek pozisyonu yok. Dolayısıyla biz 10 aydan beri marş çevirmedik. Ve en fazla mağduriyet yaşayan tek esnaf var. Kim ne derse desin. Bunu altını üstünü çizerek kalın kalın diyorum ki servisçi, servis taşımacıya esnafımız. Başkanım bu noktada... Pandemiden etkilenen, kontak çevirmeyen kaç tane araç var? İzmir'de 5849 tane servis aracı var. Bunlar seyir plakalı servis araçları. Yeni bildiğiniz gibi İzmir Asbir'de sanki çok çalışıyoruz, para var. İzmir Asbir'de sanki çok çalışıyoruz, para var, ihtiyaç var. 400 araçlık bir ihale yapıldı. Bunu eklersek özmal araçlarla beraber yaklaşık 2500-3000'e yakın servis aracı evde işsiz iş beklemekte. Yani en azından diyoruz ki bu süreç içerisinde o ilk saatlerde topluma yardımcı olalım. Bu filyasyon yönünden, sağlık personelinin taşınması yönünden de bizim araçlarımıza bir imkan sağlanırsa en azından evimize bir canlı para götürürüz, ekmek parasını götürürüz. Bu çözüm önerilerine geleceğiz ama bu pandemi süreciyle biliyorsunuz birçok kişi ve aynı zamanda esnaf kredi çekti. Sizin sektörünüzde kredi çekenler var mıydı? Ve orada biliyorsunuz artık kredilerin sizde bu süreç nasıl işledi? Esnafın durumu nedir? Şu anda tüm sektörlerde ben inanıyorum ki ve tahmin ediyorum ki Türkiye'deki esnafların %90'ı kredi borçları var. Bizim esnafın daha bir özelliği var. Çünkü esnafta yönetmelik gereği bir takım hususlar istenmekte. Zaten genel anlamda bizim araçlarımız 9 ay çalışmakta 1 yıl vergi ödemekte. 1 yıllık vergi ödüyorsunuz, 9 ay çalışıyorsunuz. Hele bu süreçlerde çalışmadığımız için 10 aydan beri esnaflar artık olay bitti. Yani bıçak kemiğe dayanmadı, geçti, deldi geçti. Şu anda hiçbir esnafın bu borcu ödeyebileceğini özellikle belirtmek istiyorum. Mümkün değil. Hem araçlarımızı yeniledik hem bankalara. Bu yüzden diyoruz ki devletten sesleniyoruz. Bize acilen öncelikle en azından 30 bin liradan aşağı olmamak üzere bir hibe verilmesi lazım. Bakın biz yanımızda çalıştırdığımız SSK'lı işçiler kalkıp da işsizlik maaşı alabiliyorlar. Bize de bir işsizlik maaşı gibi yani en az 30 bin lira bir hibe para verilmesi lazım. Esnaf en az 5 yıl geriye gitti. Bunu toparlamamız 5 yılda mümkün değil. Yani biz gene iyi niyetle 5 yılda toparlarız diyoruz. Bu sebepten diyoruz ki en az bize 100 bin lira 1 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli
ve sıfır faizle kredi verilirse esnaf toparlayabilir. Bakın toparlar demiyorum. Belki toparlayabilir. İşte bundan kalkıp da etkilenen esnafı ayağa kaldırmamız ancak bu şekilde mümkün olur. Çünkü küçük esnaf ekonominin omurgasıdır. Ekonominin gövdesi, lokomotifi. Yani yanında çalışan şoför arkadaş evine ekmek götürebilecek. Yani şu anda yani ne yapacağımızı şaşırdık. Ve yetkililerden özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki lütfen bize kulak verin. Şu anda biz şaşırdık ve yetkililerden özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki lütfen bize kulak verin. Şu anda bir takım özellikler istiyor. Mesela yönetmelikte de akıl almaz şekilde bir takım talepler var. Yok araç yaşı, yok rehber personelde yaş, yok mesleki yeterlilik belgesi, yok şu yok bu. Hep isteniyor. Ama veren bir şey yok. Esnaf bitti arkadaşlar. Öncelikle yönetmenin de muhakkak bütün paydaşların toplanacağı ama STK'lardan da Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'ndaki yetkililerle o danışma kurumlarında olduğu bir istişare kurulunda bu kararın yönetmenin çıkartılması lazım. Türkiye'nin her yerinde oda başkanımız, hepsine buradan selam ve saygılar gönderiyorum. Hepsi değerli bir şekilde katkılarını kovmaya çalışıyorlar. Herkes yerelde milletvekillerine, bütün arkadaşlarımız müracaatlarını yaptı. Bütün bu değerli bizim oda başkanımız, hepsine buradan selam ve saygılar gönderiyorum. Hepsi değerli bir şekilde katkılarını koymaya çalışıyorlar. Herkes milletine, bütün arkadaşlarımız müracaatlarını yaptı. Bütün bu değerli sayfa başkanları olarak bizler şu anda ne yapacağımızı şaşırdık. İşte birlikten kuvvet var. Bu sebepten dolayı biz tekrar tekrar yetkililere sesleniyoruz. Yönetmenin değişmesi lazım. Dediğimiz gibi bir 30 bin lira hibe verilmesi lazım. 100 bin lira bir yıl ödemesi, 10 yıl vadeli bir kredi verilmesi lazım. Bu esnafın ayağa kalkması için bunlar şart. Şimdi sizin genel anlamda sorunlarınız anlattınız, çözüm önerilerinizi de dile getirdiniz. İzmir'de bir de özelde bir sorun vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 tane daha S plaka ihalesine gitti bu pandemi sürecinde. İhtiyaç olduğunu söyledi. Evet. Şimdi oradaki süreçte son durum nedir? Onu belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi ben özellikle şunu belirtmek isterim ki. Burada bir ihtiyaca binaen, çünkü 86 Taksim 1550 sayılı yasaya göre fiilen çalışmakta olan şoförün esnafının hak ve menfaatlerinin korunması gerekiyor. İhtiyaç var dediler. 400 tane plaka için bir ihaleye çıkıldı. Ve bütün yetkililere seslendik. Dedik ki sayın buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Bey'e de ben seslendim. Sizlerin hak, hukuk, adalet çerçevesinde o konuyu değerlendireceğinize inanıyorum dedim. Fakat olmadı. Şimdi burada da bizler yasal bir müracaat yaptık ve şu anda 400 tane bir ihtiyaç varsa bu karşılayacak şu anda 2500-3000 tane buna rağmen alındı ve yapılan çalışmalar ne kadar hatalı olduğu ortaya çıktı. Şu anda 300 tane plaka dahi satılmadı ve biz hukuki müracaatı araba hemen 1000 araba yarın dedik. Fakat buna rağmen alındı ve yapılan çalışmalar ne kadar hatalı olduğu ortaya çıktı. Şu anda 300 tane plaka dahi satılmadı. Ve biz hukuki müracaatı yaptık. Ve burada hukuka intikal için bu konuda fazla konuşmak isterim. Ama burada haklı olduğumuzu, hukukun da tasdik edeceğini bu davanın da yüzüyoruz. Diyoruz ki bütün devlet yetkililerine, makam mevki ne olursa olsun, esnafın kaderini iki dudaklarının arasına bırakmaması lazım. Çünkü biz anayasadaki hakkımızı istiyoruz. Anayasada devlet esnaf ve sanatkarını koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. İşte tekrar demiş olan ve kontak çevirmeyen bu esnafı feryatına lütfen kulak verin. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim efendim bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Yeşim Er Yılmaz, İzmir'deki servis araçları odası başkanı Hasan Bey'le röportajımızı gerçekleştirdik. Zorlu süreçler, çözüm önerilerini de sundular. Biz sözü tekrardan size bırakıyoruz. Peki, Sayın Bostancı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Gün ortasına katıldığı için Özgür Doğu Saymaz. Kolay gelsin diliyoruz Ankara'ya, sevgiler İzmir'e, selamlar, sevgiler sevgili izleyiciler bir kez daha. Ama böylelikle gün ortasını burada noktalayalım. Saatler 16'yı gösterdiğinde Haber 16 ile yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.